Belediyeler bir kamu kurumudur. Bunu asla unutmamaları gerekiyor. Bir 5 ay önce, 6 ay önce akılları neredeydi? SGK borcu varsa da, vergi dairesine borcu varsa da bu borçlar yapılandırılır. Çünkü siz vatandaşa hizmeti engellemek için girişimlerde bulunursanız yerel demokrasiye de darbe vurulmuş olursunuz. Yani şimdi yerel yönetimler, yerinden yönetim, halka doğrudan hizmet, bunları engellemek amacıyla hareket etmek demokrasiyle bağdaşmaz, adaletle bağdaşmaz. Merkezi yönetimler, yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde halkın sorunlarını çözmek için birlikte çalışmaları gerekir. Ama hiçbir engellemeler bizim çalışmalarımızı durduramaz. Bütün engelleri aşarız ve biz halkçı belediyecilikle gereğini yaparız. Teşekkür ediyorum. Hiçbir cana kıymayacağız. Canlı cansız tüm varlıklar hepimiz ekosistemin, doğanın bir parçasıyız. Birlikte yaşadığımız can dostlarımızı biz kasten nasıl yaşamlarına son verebiliriz? Onları kısırlaştıracağız, aşılayacağız ve uygun yerlerde yaşamaları için ve sahiplendirmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Bu konuda hükümet de, ilgili bakanlıklar da, devlet de yerel yönetimlerle birlikte elini, gövdesini taşın altına sokmak zorunda. Amaçları farklı ama ben inanıyorum bu yerel seçimde seçmen, millet çok önemli bir mesaj verdi. Değişim talebi toplumda çok güçlü. Değişimin gücüyle ilk seçimde işte bu engellemeleri yapanlara karşı, yerel demokrasiye darbe vuranlara karşı, yerel yönetimlerin, belediyelerin kamu hizmeti yapmasını engelleme çabalarına karşı seçmen çok güzel bir demokrasi dersi verecek ilk seçimde. Anayasa Mahkemesi kararları tavsiye niteliğinde kararlar değildir. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yürütme organını da bağlar, meclisi de bağlar, mahkemeleri de bağlar, gerçek tüzel tüm kişileri bağlar. Can Atalay anayasaya, hukuka, demokrasiye aykırı bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onun yeri meclistir. Derhal meclise gelmelidir. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamadığınız zaman yargı bağımsızlığına en büyük darbeyi vurmuş oluyorsunuz ve hukuk devletini temelinden sarsıyorsunuz. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bakın çok derin bir ekonomik kriz var. Ekonomik krizin tedavisi de hukuktur, adalettir. Bunu asla unutmayacağız.